İyi günler. Bugün 26 Aralık 2014 Cuma. İşte günün gazete başlıkları. Yeni Akit. Bu nasıl susturmak? 5 televizyon 4 gazeteyle sövüyorlar. 17-25 Aralık komplosu sonrası deşifre olan ve kendilerine yönelik operasyonların ardından özgür basın susturuluyor yaygarası koparan paralel çeteye yüklenen Başbakan Yardımcısı Akdoğan, özgür basın susturulamaz diyenlerin 4-5 televizyon kanalından ve kendi gazetelerinden yayınlarını sürdürmeleri ironik dedi. Akşam Amsterdam-İstanbul suikast attı. Sarıyer'de lüks aracının içinde infaz edilen Ali Ekber Akgün'ün öldürülmesinin ardındaki sır perdesini akşam araladı. Akgün'ün Hollanda'daki çete ortaklarından yüklü miktarda para kaçırıp Dubai üzerinden Türkiye'ye geldiği belirlendi. Dünya, stratejik yatırımlarda tablo kötü. Geçen yıl 6.3 milyarlık 10 stratejik yatırım projesi vardı. Bu yıl değeri 117 milyon lira olan sadece bir yatırım teşvik aldı. Habertürk, Yüce Divan'a gitmezlerse tartışma sürer. Meclis Başkanı Çiçek, 4 eski bakanla ilgili açıklama yapamam diye konuştu. Siyaseten sorusuna Yüce Divan'a gitmezlerse tartışma sürer durur dedi. Hürriyet, oğlum daha çocuk Konya'da Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan 16 yaşındaki M.E.A.'nın annesi, o daha çocuk okulda olması lazım dedi. Milat, Haşhaşi tehdidi. Yıllardır kanın durması ve barış için devletin attığı her adıma tepki gösteren paralel yapının geçmişte yaptığı gibi çözüm sürecini sabote edebileceğine dikkat çekildi. Milli Gazete, dur isyan etme, Müslüman mahallesinde salyangoz satan arızalı zihin ürünü olan yılbaşı kutlamaları harama davetiye çıkarıyor. Milliyet, emekli olmayız. Başbakan yardımcısı 3 dönem kuralı için şöyle konuştu. Görev adamıyız, yaşadığımız müddetçe siyasete katkıyı arzu ederiz. Posta, mafya hortladı. Hükümetin kararlılıkla üzerine gidip çökerttiği suç çetelerinin liderleri tahliye olunca eski defterler açıldı. Sokaklar savaş alanına döndü. İstinye ve Nişantaşı'nda aynı gün yaşanan mafya hesaplaşmaları polise alarma geçirdi. Çetelerin intikam saldırıları düzenlemelerinden korkuluyor. Sabah, 27 Mayıs'ın parantezi 25 Aralık'ta kapandı. 17 Aralık girizgahtı. 25 Aralık'sa bugüne kadar kalkışılmış en kuralsız, en hukuksuz ve en ahlaksız darbe girişimiydi. Star, vesayetle mücadeleye tam destek. Pensilvanya talimatlı yargı ve polis işbirliğiyle yapılmak istenen 17-25 Aralık darbesine karşı verilen mücadeleye 150 STK'dan destek geldi. Vesayete, karanlık örgütlenmelere karşı mücadeleyi gönülden destekliyoruz. Yeni Türkiye yolunda sorumluluklarımızın farkındayız. Takvim, Nişantaşı'nda kaleş mesajı. Mafya lideri Vedat Şahin, İstanbul'un en seçkin semti Nişantaşı'nda Kalaşnikov'la öldürüldü. Alarma geçen emniyet tüm birimleriyle suikast timinin peşine düştü. Türkiye, yeni kadro yolda. İlk nöbet değişimi karayollarında, demir yolları ve devlet hava meydanları sırada. Vahdet, kızlara karma engeli. Doğu ve Güneydoğu'da aileler karma eğitim nedeniyle kızlarını okula göndermiyor. Okuldan alınan kızlar erken yaşta evlendiriliyor. Eğitimciler bu zulme son verilsin çağrısı yaptı. Vatan, kan davası. İstanbul sokaklarını kabusa çeviren kanlı saldırıların arkasından Sedat Şahin ve Hüseyin Saral gruplarının 10 yıllık kavgası yatıyor. Ve Yeni Şafak, 293 şirkete şok haber. Telefon görüşmeleri üzerindeki dinleme riskini bitirmek için çok önemli bir adım atılıyor. BTK'dan lisans alarak alo hizmeti veren 293 özel şirketin yetkisi iptal edilecek, bu şirketlerin teknik olarak suçlu takibinde kullanılan HTS kayıtlarını bile değiştirebildiği tespit edildi.